Evet, özlü tesislerimizde çok özel bir konuğumuz var. Taraftarlarımızın Bursalı Sinan lakabını taktığı eski oyuncularımızdan, unutulmaz futbolcularımızdan 2006-2008 yılları arasında Bursaspor formasını 2 sezon üst üste giymiş olan Sinan Kaloğlu yanımızda. Kendisine hoş geldin diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Az önce sohbetimiz esnasında da konusu geçti. Bu tesise ilk gelen oyunculardansın. Evet. Şu anda da adeta bir nostalji yaşıyorsun kuşkusuz. Neler hissediyorsun? Tekrar Özyurt'te olmaktan, tekrar burada bulunmaktan dolayı. Ya açıkçası burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Biliyorsunuz dün rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı'nın 5. ölüm yıl dönümüydü. Hem kendisini yad ettik hem de onun isminin çok güzel bir tesise verildiğini gördük. Bunun da bir mutluluğunu yaşadık. Buradan gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir tesis. Güzel bir karşılaşma yaptık. Eski oyuncularla milli oyuncular arasında güzel bir nostalji de oldu. Güzel bir karşılaşma da oldu. Ben de uzun zamandır gelmiyordum buraya. Çok özlemişim Bursa'yı. İnsanlar beni burada özlemiş. Bunu görüyorum. Ben de çok özledim onları. Bugün de tesislerdeyim. Bu Özlüce tesislerine ilk giren takım biziz. İlk bizim zamanımızda girildi. İlk biz girdik. Tabii ki çok değişmiş. Daha da güzelleşmiş tesis. Ama çok anılarımız var burada. Güzel anılarımız var. Tam 10 yıl olmuş. Buradan ben ayrılalı, bu tesisten ayrılalı. Açıkçası bayağı bir anılarda güzel bir kayboluş yaşadım şu anda yani. Tabii taraftarlarımız Bursalı Sinan lakabıyla çağırıyor. Onlar seni Bursalı biri olarak, içlerinden biri olarak buranın bir evladı gibi görüyor. Tabii burada çok zor yakalanan bir durum. Hazır seni yakalamışken bu durumu nasıl yakaladın? Taraftar ve futbolcu arasında diyalog önemli kuşkusuz. Ya Bursa Spor'umuzun taraftarı çok büyük bir taraftar. Her zaman, her yerde, bütün şehir takımlara hepsine örnek olabilecek kapasitede. Yani bir şehri düşünün, %99'u kendi takımını tutan şehir çok nadirdir. Dünyada da çok azdır zaten. Biz Bursa Spor'umuzun taraftarıyla çok güzel özdeşleştik. Çok güzel bir bağ kurduk. Çok güzel iki sezonum geçti benim burada. Çok iyi maçlar oynadık. İstanbul'da çok güzel karşılaşmalar oynadık. Bu galibiyetlerde attığım gollerle baş mimar oldum. Tabii ki öyle olunca da daha fazla gönüllerine tat kurduk. Ama her şeyden önemlisi iki sezon boyunca ben çok dürüstçe, efendi şekilde kulübümüze, takımımıza, taraftarımıza bağlı bir şekilde ben burada oynadım. İyi mücadele gösterdim. Güzel goller attım. İyi oyunlar sergiledim. Bunun neticesinde de onlarla bizim aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Bu bağ hiçbir zaman kopmadı. Diğer takımlara gittiğim zaman bile kopmadı ve ben buraya her seferinde geldiğimde, rakip olarak bile geldiğimde bütün stat Bursalı Sinan olarak beni yanlarına çağırıp bana destek olup bir alkış tuttular. Çok güzel tezahüratta bulundular. Açıkçası bu beni çok çok daha mutlu etti. Asıl önemli olan da buydu benim için. Bu sevgiyi her zaman hissettim ve taşıdım. Ben de aynı sevgiyi her zaman onlara gösteriyorum. Peki tesislere geldiğinde gözün ilk olarak neyi aradı? Böyle aradığın bir şey oldu mu? Yani kaldığım odanın kapısına baktım ilk önce dışarıdan. Güzel günlerimiz geçti. Restorana baktım, biraz değişmiş. Daha güzelleşmiş. İşte müzeye baktım, şampiyonluk kupasını falan gördüm. Gururlandım. Gerçekten çok gururlandım. Sonuçta yeşil beyaz bir devrimin ödülüydü o. Çok önemli ve anlamlı bir ödüldü. Orada duruyordu ve onu gördüm. Çok gururlandım. O şampiyon kadronun içinde olmasam bile, o sırada ben Bundesliga'da oynuyordum. Bochum forması giyiyordum ve şampiyon olmuş gibi sevinmiştim. Ve Türkiye'den de bir sürü tebrik almıştım. Aslında kadronun içinde değildim ama sanki kadronun içindeymişim gibi hissettim. Ve o kupayı yakından gördüm. Şimdi çok da gururlandım. İnşallah Bursa Spor'umuz bu kupaları daha çok alır. O günleri de görürüz diye düşünüyorum yani. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun? Aktif futbol hayatını noktaladın. Bundan sonra Sinan Kaloğlu'nu hangi aşamalarda, ne tarafta göreceğiz abi? Evet, futbolu bırakalı bir sene oldu. Bir sene içinde de kendi eğitimlerimi yapıyorum, devam ettiriyorum. Eğitim zaten bitmez. Öncelikle UEFA B lisansını aldım daha yeni. Almanya'da Fortuna Düsseldorf kulübünde biraz çalıştım kendi eğitim açısından. Planlarım var. Teknik direktörlükle alakalı da çok büyük hedeflerim var. Avrupa'da ve dünya çapında isim yapmış Türk bir teknik direktör olmak istiyorum.
Çünkü ya artık oralarda olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bunu Almanya'da, Hollanda'da oynadığım için demiyorum. Yani oralarda gerçekten olmamız gerekiyor. Fazla teknik direktör ihraç edemiyoruz maalesef. Bunu yapmamız gerekiyor. Ve ben tüm sevenlerimi, halkımı, vatandaşlarımı oradaki başarılarımla gururlandırmak istiyorum. Bir gün ne bileyim işte Bursa Spor'la Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş bir takımın hocası olmak isterim. Bunlar çok gurur verici, güzel şeylerdir. İnşallah bir gün olur bunlar yani. Peki gençlere nasıl bir öğüt olur? Vakıfköy mesela Bursa'da, Bursa Spor'un göz bebeği. Son haftayı iki şampiyonlukla geçirdiler bu arada. Evet. Ama bir önerilerin olur mutlaka. Bugün Cengiz Ünder'i, Enes Ünal'ı, altyapımızdan yetişen Enes Ünal'ı olsun. Gururla izliyoruz kuşkusuz ama senin de mutlaka onlara tavsiyelerin, önerilerin olacaktır. Her iki tarafı görmüş birisi olarak. Yani öncelikle tabii bu genç kardeşlerimi ben kutluyorum şampiyonluklarından dolayı ama bu tabii ki sadece bir başlangıç. Şampiyonlukla yetinmesinler. Öncelikle şuna inansınlar. Yani hedeflerine kilitlensinler ve başarabileceklerine inansınlar. Ama bunları yaparken de çok çalışsınlar. Yani bizler hepimiz çok çalıştık. Almanya'da dünyanın en iyi liginde ben oynadıysam çalışmamdan, yeteneğimle sadece değil bir de çalışmam, daha çok çalışmamdan dolayı ben oynadım. Onlar da çok çalışsınlar. Hem kulüplerine, hem kendilerine, takımlarına, sevenlerine, herkese yararlı bir faydalı olsunlar ve onları gururlandırsınlar. Ama inansınlar, önemli olan bu. Bursa şehri çok büyük bir şehir ve çok yetenekli oyuncular buradan çıkabiliyor. O yüzden de bence dediğiniz gibi Enes Ünal'lar daha çok çıkabilir. Sadece pes etmesinler ve çok çalışsınlar. Çok teşekkürler kaptan. Sağ ol, bizi mutlu ettin. Tekrar umarım yakın zamanda görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm ve çok mutlu oldum. Ben de zaten ara ara takip ediyorum. Sizleri de izliyorum. Buradan emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Özce tesisleri ziyaretinde Bursa Spor TV'ye de böyle mini bir sohbette röportaj vermiş oldu Sinan Kaloğlu'na. Biz de tabii ki bundan sonraki döneminde en büyük başarılı diliyoruz.